Merhaba, bugün Philips'in GC-4567-80 olan ütü modelini inceleyeceğiz. Ürün elimize böyle bir kutuyla geliyor. Yan tarafta da bütün özellikleri ayrı ayrı verdim. Sürekli buhar olarak 50 gram dakika olarak bir buhar verme kapasitesine sahip. Güç olarak 2600 wattlık bir ütü. Hızlı çalışmaya hazır oluyor. 2 dakika kadar sürede kullanabiliyorsunuz. Şok buharı 250 gram. 240 volta kadar bir gerilim var ve su püskürtmesi mevcut. Taban olarak da 3 yıldızlı Steam Glide Advanced tabanı yer almakta. Çizilmelere karşı 4 yıldız almış bir taban ve kesinlikle musluk suyu kullanmamız gerekiyor. Kesinlikle saf su kullanmıyoruz. Buradan bunu belirteyim. Hızlı kireç çözme özelliği var. Onu da birazdan göstereceğim. Bu ürünü almadan önce, bu arada 18-12-2020 tarihindeki fiyatlara göre konuşuyorum. 520 TL olan, 45-52 olan bu modeli almayı düşünüyordum. Sonra aralarında çok fazla bir fark yoktu. 100 TL farkla bu ürünü almayı düşündüm ve 630 TL'ye mal oldu bana. Bu 50-37-80 fiyatı da neredeyse bir buharlı kazanlı olan ütülere benzer gibi 1130 TL gibi fiyata satılıyordu. Ve çok ağır olmasından dolayı çok ciddi şikayet edilen bir üründü. O yüzden bu ürüne zaten öyle bir para vermeyi açıkçası düşünmediğim için hiç tercih etmedim. Dur şu özelliği olsun, dur biraz daha vereyim bu olsun filan derken de zaten arada ciddi fiyat farkları oluşmaya başlıyordu. Bir yerde dur demek gerekiyordu. Bu ürüne zaten çok fazla talep olduğu için almakta karar verdim. Kutuyu açtığımızda da zaten direkt olarak ürünle karşılaşıyoruz. Yine içerisine okumadığımız bir sürü kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve işte bir sıkıntıyla karşılaştığımızda neler yapmamız gerektiği ile ilgili broşürleri koymuşlar. Ürünü kutudan çıkartıyoruz. İçerisinden yalnız şey çıkmadı. Bilmiyorum diğerlerinden çıkıyor muydu. Bu su koymak için böyle ağzı sivri olan böyle bir bardak gibi bir şey koyuyorlardı. Bunda yok. Belki de vardı, yok. Bilmiyorum. O kadar incelemedim. Önemli değil. Evde dolu var zaten. Böyle siyah bir şeyle geliyor. Fakat üstünde böyle bir yağlı doku var. Onu daha sonrasında temizlediğimde öyle bir şey kalmadı. Gayet pürüzsüz ve temiz geliyor. Herhalde bir koruyucu bir malzeme sürmüşler üzeri kısmına. El değdiğini zannetmiyorum çünkü her yerinde var. Herhangi bir parmak iziyle beraber değil, plastiği korumak için yapılmış bence bir siyah kırmızı temalarla üretilmiş bir ütü. Eski ütümüze nazaran oldukça hafif olduğunu söyleyebilirim. Kablosu 2 metre, yalnız eskisi 2,5 metreydi. Böyle siyah bir kablo ile gelmiş. İleride tozlanacağını düşünüyorum ama beyazlar da zaten zamanında kirleniyordu. Buradan buharı açıp kapama eco modunu alma kısmı mevcut. Buradan öndeki su fıskiyesini kullanıyorsunuz. Alttaki tetikten de şok buhar verme özelliğini kullanma imkanınız var. Kireç olduğu zaman burada birikiyor ve bunu siz suya tutarak yıkıyorsunuz ve başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Eskiden belli bir düğmeye basıp böyle bekletip çalıştırıp uğraşmanız gerekiyordu. Bu daha pratik olmuş. Bu eski ütümüz yaklaşık bir 5-6 sene kullandık. Bunu ilk önce bir paralel ithalat olarak satın aldım. Piyasa fiyatından yaklaşık 150-200 lira daha ucuzdu. Ütü elimizde bildiğiniz şu üst kısmındaki kablo kısmından patladı. Servisi de normal Philips servisi bakmıyor. Kendi iki telli de bir tane servisi vardı. O ilgileniyordu. Onu satıp daha sonrasında tekrar normal Philips Türkiye garantili olarak bu ürünü satın aldım. Tabanında vesairesinde hiçbir sıkıntı yaşamadık ama bu iyonizer gibi bir kısmındaki problemden dolayı servise gitmesi gerekti. 180 lira gibi fiyat söylediler. 150 liraya yaptırmıştım yanlış hatırlamıyorsam ama yaptırmak da açıkçası istemedim. Servisteki arkadaşlar çok fazla baskı yaptı, hata yaptım orada. Çünkü bu tip rezistanslı ürünler belli bir süre sonra bozuluyor ve uzun kullanımlarda bir süre sonra arıza yapıyor. Garanti dışında olan hiçbir arızayı bir daha yaptırmayı düşünmüyorum. Çok gereksiz çünkü üstüne biraz daha verip yeni modelini alabiliyorsunuz. Ürünü ilk çalıştırdığınızda içerisinde de zaten kullanım kılavuzunda yazıyor. Bayağı bariz duman çıkarmaya başlıyor. Tütüyor bildiğiniz. Öyle bir korkuya kapılmayın. Böyle bir çat çutla bir iki kere ses yap. Bu sarı ışığın sönmesini bekliyorsunuz. Şu anda ütü ısınıyor. Yaklaşık 2 dakika sürüyor. Ve kısa sürede kullanıma hazır hale geliyor. Tabi bu getirdiğiniz ısı derecesine göre de değişiyor. Eğer sentetiğe getirseniz daha çabuk ısınacaktır. 2 dakika içerisinde dediğim gibi ışık sönüyor ve kullanıma hazır hale geliyor. Umarım video işinize yaramıştır. Ütü gayet kullanışlı. Zaten Philips Azure yılların ütüsü ve artık rüştünü ispatlamış bir marka ve kalite. Satın alma açısından umarım karar vermenize yeterli olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Söylemiyordum ama bir abone olursanız ve beğenirseniz
İşime yarıyor açıkçası. Hiç yalan yok. Teşekkürler, hoşça kalın.